الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال تعلم القرآن وسلوا به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberen uzam aleyhim salavat ve teslimat ehli beyt ehli ashab etbalı rıdvanullah aleyhim ecmain bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullah aleyhim ecmain hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşerifendilerimiz hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimiz tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Taallemil Kur'an. Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğreniniz. Çünkü o hidayete erdirir. Şefaat eder. Şefaati kabul olunur. Bir kitaptır. Veselû bihil cennet. Ve onunla cennet isteyiniz. Evet. Cennet isteyiniz. Kur'an-ı Kerim'i istemek, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek insanı cennete götüren bir şeydir, iştir. Dini ilimlerin hepsi de aynıdır. Çünkü hepsinin kaynağı da Kur'an'dır. Onun için fıkıh öğrenmek de, tefsir öğrenmek de, hadis öğrenmek de, diğer ilimleri öğrenmek de insanı cennete götürür. Allah'ın hükümlerini, Allah'ın sıfatlarını öğreten ilimlerdir. Neticede insanı cennete götürürler. Evet, Buhari'de Men seleke tariken yatlubu bihi ilmen sehhelallahu lehu tariken ilel cennet. Kim ilim talep etmek için, ilim talebi uğruna bir yola girerse, sülük ederse Allah ona cenneti hem de ilmi kolaylaştırır. Evet, cennete ulaştıracak ilimleri elde eder. Bunu Allah ona nasip eder. Allah'ın emirlerini öğrenmekte ona kolaylıklar ihsan eder. Keza bir başka hadis-i şerifte İrhamu talibel ilmi fe innehu met'ubul beden levla ennehu ya'khud bil acab desafahatul melaike muayeneten. Evet, ilim talebesine, ilim talep eden kimselere merhamet ediniz. Onlara acıyınız. Çünkü onlar bedenlerini çok yorarlar. Sabaha kadar uykusuz kalırlar. Akşama kadar hocaların önünde diz çökerler ve ilim öğrenmek için yorgunluklara katlanırlar, yorgun düşerler. Eğer kendilerini ucup, kendini beğenmişlik tutmayacak olsaydı, melekler onları resmen açıkça karşılarlar ve onlarla musafaha ederlerdi. Evet. İlim talebesi bu kadar kıymetli. Hatta başka bir hadis-i şerifte de
ilim tahsili için yola düşen talebenin yolu üzerine melekler kanatlarını sererler. İlim tahsiline, dini ilimler tahsil için giden adam, talebe bu kanatların üstünde yürür diye de hadis-i şerif vardır. Bu ilmin de yaşı yoktur. Yaşı kaç olursa olsun aynı yola koyulanlar bu müjdelere ererler. Böyle güzel iş yapmış olurlar. Evet, siz Kur'an öğreniniz ve onunla cenneti isteyiniz. Hedefiniz cennet olsun. قَبْلَ اَنْ يَتَعَلَّمَهُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا. Bir takım insanlar gelmeden evvel, ki onlar Kur'an öğrenirler, ilim öğrenirler. Bunun için hedefleri Allah'ın rızası cennet değildir, para kazanmaktır, dünyalıktır. Hedefler budur. İşte böyle bir kimseler çıkmadan evvel siz Kur'an öğreniniz, ilim tahsil ediniz buyuruyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onların derdi Kur'an okumak, öğrenmekle veya öğretmekle, Kur'an hükümlerini öğretmekle, Kur'an'ın özelliklerini öğretmekle, öğrenmekle cennet değil, dünyalıktır. İşte onlar gelmeden evvel siz Kur'an'ı öğreniniz, böyle müjdelere eriniz. Evet. Bu hadis-i şerife göre Kur'an öğretmek, Kur'an'ın hükümlerinden bahsetmek yoluyla para kazanmak, dünyalık elde etmek yeriliyor, kötüleniyor. Bu ifade onu ifade ediyor, onu anlatıyor. Acaba bu konuda nasıl hareket edeceğiz? Evet. Başka hadislerde var. Onun için bir müminin bir üstad önünde olmadan, ondan icazet almadan bir hadisi okuyup da o hadise göre ahkam kesmesi, kanaat sahibi olması yanlıştır. İşte bakın, Kur'an'ı para ile okuyanlar, Kur'an okuması, Kur'an hizmet dolayısıyla dünyalık peşinde koşanlar gelmeden evvel öğrenin. Yani bunlar iyi bir insanlar değildir. Hemen böylece bütün hocalara, bütün hafızlara aksi kanaat sahibi olur adam bu hadisi okuyunca. Evet, başka bir hadiste de Kur'an karşılığında ücret alan kimse ateş parçası almış olur diye de hadis-i şerif var. Evet, o zaman ne olacak? O zaman durum ne olacak? Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerden bir grubu gazaya göndermiş. Savaşa göndermiş. Seriye deniyor buna. Büyük orduların başında Efendimiz gidiyor. Ama ordu çapında değil de bir bölük askerin iş görebileceği durumlar da oluyor. Onlar işte bir grup asker göndermiş. Onlar da görevi yapmışlar. Dönüyorlar. Eskiden otel yok, han hamam yok, çöl, su yok, lokanta yok. Aç kalmışlar, perişan olmuşlar, zaten uykusuzlar. Yorgunluktan, açlıktan serilmişler yere. Onlar böyle bitkin yatarlarken bir adam uğramış onlara çölde. Deli divane şeklinde. Neyse, selam vermiş, selamını almışlar. Demişler, halin ne böyle? Toz, toprak, kirli, yorgun, argın, deli divane gibisin. Ben çok zengin bir adamım. Benim bir tane oğlum var. O da hastalandı. Doktorlara gittim, çare bulamadılar. Onun için çöllere düştüm. Yanıyorum. Sahabiden birisi demiş, ben senin oğlunu tedavi edeceğim. Hemen sarılmış adam, götürmüş oğlunun yanına, köyüne. Sahabi-i kiramdan olan bu zat, Efendimizin Fatiha suresi şifa suresidir. Fatiha şifadır.
sözünü duymuş, gitmiş Fatiha okumuş. Çocuk dirilmiş, iyileşmiş, ayağa kalkmış. Adam da bir rivayette göre bunun üzerine 1000 koyun vermiş. 1000 koyun nasıl taşısın? Bir tanesini almış, arkadaşlar aç, çölde perişan. Bir tanesini yanına almış, getirmiş arkadaşlarına. Demiş böyle böyle oldu, adam bana koyun verdi, ben bir tane getirebildim. Kesmişler, yiyecekler. Bazıları yememişler. Bir kısmı yemiş. Acımızdan ölelim demişler ya. Yemişler. Bir kısmı da bu işte Kur'an'ı ücret karşılığı, bir dünyalık karşılığı öğretenler ateş parçası yutmuş olur. Korkmuşlar. Onları yememiş. Neticede bir şekilde Medine'ye gelmişler işte. Yorgun, argın, dinlene dinlene. Ve yiyenler de rahatsız. Evet, ölmemek için yediler ama öbür arkadaşları da ateş parçası, onu da biliyorlar onlar. Ölelim mi yav demişler, işte yemişler ama içi rahatsız. Doğru, Resulullah'a gitmişler, anlatmışlar. Demiş, bir bacak da bana getirseydiniz iyi olurdu. Şimdi böyle hadis de var. Kur'an'ı parayla, ücretle öğreten ateş parçası alır diye de hadis var. Ha, şimdi bunu açıklayacak İmam-ı Azam lazım, İmam Şafii lazım. İki hadis de anlama geliyor. Ondan dedim, yalnız başına şu hadisi okuyup da kanaat sahibi olmak sizi yanıltabilir. Bakın başka hadis de var. Ne anlama geldiğini, hangi maksatla söylendiğini bilecek bir alim lazım. İşte biz ona müştehit diyoruz. Onun için bir imama tabi olmak mecburiyeti var. Fes'elü ehledzikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız bilene sorun. İlmiyle amil, alimlere sorun. Allah'ın emri bu. Evet, şimdi anlıyoruz ki bu sahabi okudu, iyileşti. Bak, kuzu verirsen, para verirsen okurum ha demedi. Pazarlık yapmadı. Kur'an karşılığında şu ücreti isterim demedi. Çünkü Kur'an mal değildir ki parayla alınıp satılsın. Mal olmadığı için alınan para haram olur, karşılıksız olur. Öyle bir şey yapmadı. O Müslümana hizmet için Fatiha'yı okudu. Sahabi bu. Onun okuduğu Kur'an'la senin okuduğun Kur'an, benim okuduğum Kur'an aynı değil. O okudu mu tam okuyor. Ve ihlaslı da olduğu için tam yerini buluyor. Ve adam iyileşmiş. Buna sevinen adam da hiç bana para ver filan filan demeksizin, öyle bir ihsasla bulunmaksızın sevincinden böyle koyun hediye etmiş. Ha böyle olursa demek ki caiz olur. Caiz olur. İmam-ı Azam Hazretleri Kur'an öğreten, işte namaz, dini ilimleri öğretenler ücret alırsa ateş parçası yutmuş olur hadisine bağlanmış. Kendisi ömrü boyunca talebeyi fi sebilillah okutmuş. Hiç ücret almamış. Kendisi ortaklık kurmuş, ticaret yapmış ve de zengin olmuş. Ortağıyla ondan geçinmiş. Çok sevildiği için zamanın halifeleri halkın onu çok sevmesinden dolayı endişeliler. Halkı ayaklandırır, iktidardan bizi eder diye. Onun için yanına almak istemişler. Baş kadı yapmak istemişler. İmam-ı Azam gitmemiş. Adamların niyetini anladığı için haksızlık ediyor. Bak İmam-ı Azam bile benim yanımda. Ondan ben fetva alıyorum. O beni destekliyor. Dedirtecek halka. Onu bildiği için hayır demiş. Almıyorum. Ben kadılık yapamam demiş İmam-ı Azam Hazretleri halifeye. Demiş yalan söylüyorsun demiş. Evet demiş efendim, yalan söyleyen kadılık yapamayacağı ayetle sabit demiş. Hadisle sabit. Benim kadılık yapamayacağımı sen de söyledin. Yalan söylüyorsun deyince yalancı kadı olamaz. Diyecek cevap bulamayınca atın bunu hapse demiş. İmam-ı Azam hapiste kırbaçlayarak şehit ettiler.
maaş almadı yine. Benim dedelerim de hiç maaş almamış, babam da hiç maaş almamış. Çiftçilik geçinerek talebe okutmuş müderris. İmam-ı Azam yolundan gitmişler. Evet, ama talebeleri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmameyn rahimehumullah, ya hocam etme kılma, Allah evlen diyor. Fenkihu, evlenin diyor. Fenkihu, velilere diyor ki evlendirin bekarlarınızı. Evlenince çoluk çocuk olacak. Avradı beslemek kocanın görevi. Çoluk çocuğu beslemek kocanın görevi. Adam bunları beslemek için tarlasına gidecek, dükkan açacak, ticaret yapacak, nur mu yutacak? Oraları giderse cami zamanında kim açacak? Zamanında ezanı kim okuyacak? Herkes böyle görevleri olacak. Ne demek istiyorsunuz? Zaruret var hocam. Susmuş. İşte bu İmameyn'in fetvasına göre biz de maaş alıyoruz. Hocalarımız da maaş aldı. Bu fetvaya göre İmam-ı Azam almadı. Benim dedelerim, babam almamış. Evet, şimdi işin aslı bu. Kur'an mal değil. Bak, şu kadar para verirsen okurum. Bu haram. Mal değil ki bu, karşılıksız para. Maalesef öyle adamlar gelecek dedi ya, biz bunu yaşadık. Yasada da Lütfi Kırdar, eski Sağlık Bakanı, mikrofonda ifade verirken adam düştü öldü. Biz de talebeyiz o zaman. Hocamız da Ömer Nasuh Bilmen rahimehullah. Beni de çok seviyor babamın, o da arkadaş olduğu için. Gazeteler yazdı. Adamlar işte hanımı ve oğlu gitmişler o zamanın meşhur Mevlid Hanı'na. Bizim kocamıza, babamıza hatim indiriverin, mevlid okuyuverin. Gazetelerin yazdığına göre arz ediyorum. Adam demiş ki, ismini söylemiyorum. Adam demiş ki, birinci sınıf mevlid mi olsun, birinci sınıf Kur'an mı hatim mi olsun, ikinci sınıf mı, üçüncü sınıf mı? Kur'an'ın birinci sınıf, ikinci sınıf var mı yahu? Mevlid'in birinci sınıf, ikinci sınıf var mı yahu? Değil mi? O da demişler, süper olsun, birinciden de üstün, en üstün olsun. Çünkü canı yanmış, kocası ölmüş, babası ölmüş. Ve de bakan adam, zengin adam. Gazeteler yazdı falan, Lütfi Kırdar'a süper mevlid okundu, hatim indirildi. İsimler de yazıyor yapanların. Biz de tabii talebe olarak çok kızdık buna. Dediler ki, Akşit sen hocaya gelince söyle. Hoca derste konuşmaz. Çıkınca çantasını aldım. Dedim efendim böyle böyle oldu. Sizi dedim herkes seviyor, sayıyor. Parayla mevlid okumak, parayla Kur'an okumak yasaktır dedin, dinde yoktur diye bir şey söyleyin de ben aferin bekliyorum hocamdan. Durdu durdu hocam, kulakları kızardı. Meğer aşırı sinirlenmiş. Bir kovdu beni, defol, defol filan diye. Niye vurdum bilemedim. Dedi ki, yavrum bu memlekette bir zaman Allah demek yasaktı. Şimdi evlerde mevlid okunuyor. Mevlid sayesinde salavat getiriliyor, tekbir getiriliyor, Kur'an okunuyor, milletin kulağı Kur'an duyuyor. Bana bunu mu yasaklayacaksın? İstismar eden kimseler versin hesabını. Vatandaşa bu iyiliği ben önleyemem demişti hocamız. Tabii herkes böyle demek değil yani, birinci sınıf mı, ikinci sınıf mı, bu şekilde Kur'an'ı ticarete dökek, öyle adamlar gelmeden öğrenin diyor. Onların geleceğini Efendimiz görmüş. Hep herkes böyle demek değil. Ha, Kur'an okunur, para verip vermemesi düşünülmez. Adam da, bu adam nur mu yutacak ya, çoluk çocuk sahibi diye, o da Müslüman. Onu düşünür, kendiliğinden bir şeyler verir. Buna hiç itiraz yok. Bu para alınabilir. Ama pazarlık konusu olursa haramdır. İşte bakın, bu hadiste dolayısıyla bu konuları benim arz ettiğim size şeyleri Gümüşhaneli Hazretleri de aynı şekilde şey etmiş,
açıklamış. Evet. Müteahhirun uleması. Yani sonraki devir alimleri arz ettiğim şekilde mal gibi, ticaret malı gibi böyle para birinci sınıf, en kaliteli, ucuz falan diye söylememek kaydıyla, o duruma düşürmemek kaydıyla Kur'an öğretmenin, imamlık yapmanın, müezzinlik yapmanın caiz olduğuna fetva vermişler. Halen bu uygulanıyor. Bu uygulanıyor. Evet, şimdi hadis-i şerifimize dönelim. İşte böyle dünyalık isteyecek adamlar gelmeden evvel siz cenneti isteyerek, Allah'ın rızasını umarak Kur'an'ı öğreniniz. Kur'an'ı öğreniniz. Fe innel Kur'ana, Kur'an yetaallemehu selasetün ebar. Kur'an'ı üç grup insan öğrenir. Üç grup öğrenir. Kur'an öğrenenler üç gruptur. Evet, Efendimiz ne güzel açıklıyor. Raculun yubahi bihi. Birisi Kur'an'ı en güzel okumayı öğrenir. En güzel hafız olur. En güzel hoca olur. Ama bir numara benim. Benden büyük var mı? Sanki takım tutuyor. En büyük şu der gibi. Onun için Kur'an öğrenir. Onun için ilim sahibi olur. En büyük alim benim demek için, övünmek için, diğer başkalarına galip gelmek için. Böyle vardır. İki, ve racülün yestekilü bihi. Bir kısmı da geçim vasıtası yapar bunu. Bu Kur'an okumak, ilim sahibi, ilmini satmak suretiyle geçimini sağlar. Bir kısmı da böyledir insanların. Ve racülün yakravuhu lillahi. Bir kısım insan da onu Allah rızası için okur. Onun rızasını kazanmak için, cennete girmek için, muhtesiben halisan lizatihi teala, Allah-u Teala'nın zatına, onun rızasına hedef, ona yakın olmak için halisane bu umutla Kur'an okur. İşte bu sonuncusu iki cihanda da kurtulan adamdır. Siz ey ümmeti Muhammed, bu üçüncü gruptan olunuz. Kur'an'ı Allah rızası için okuyunuz. Cenneti kazanmak için okuyunuz buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Said Hudri'den, yeraltı camisinde kabri var. Makam mıdır, kabri midir bilmiyorum. Tarihçi değilim orada. Oraya uğrarsanız bir Fatiha okursunuz. Ebu Said Hudri radıyallahu anh'tan Beyhakî nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Teallemû el-Kur'âne. Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğreniniz. O hidayet rehberidir ve sizi sırat-ı müstakime ulaştırır. Dosdoğru yoldan cennete, Allah'ın rızasına kavuşturur. Vakra'uhu vakra'u minhü mâ teyessera. Onu okuduğunuz, öğrendiğiniz gibi başkalarına da öğretiniz. Vebaldir. Öğrendikten sonra başka müminlere Kur'an'ı öğretmemek vebaldir. Bilmeyenlere de öğreteceksiniz. Öğretiniz. Öğretiniz ve ondan kolayınıza gelenleri okuyunuz. Becerebildiklerinizi okuyunuz. Bu cümle sizleri kurtarıyor. Hafızlar hepsini okuyor. Ama bazı adam var, inna atayna kul huvallahu ahad. Başka şey bilmiyor değil mi? Elham. Aha, kolaya geleni, yapabildiğinizi okuyunuz. Efendimiz böyle kimseleri böyle yani kendisiyle namaz caiz olacak kadar mutlaka mümin Kur'an öğrenmek mecburiyetinde, farz-ı ayın. Namaz sahih olacak kadar. İnna atayna kul huvallahu ahad'la da Fatiha ile de namaz sahih olur. Bunu öğrenince işte buradan bu Efendimizin sözünü yerine getirmiş olur. Tabii hafız olursa bambaşka. O
Aliyül Ala efendim 3-4 sure bilirse, Kur'an'ın yarısı, onlar ezberlediğine göre diyorlar ki alimlerimiz, cennetin makamları Kur'an-ı Azimşan'ın ayetleri kadardır, rütbeleri, dereceleri. Kur'an-ı Azimşan'ın ayeti hepimizce bilinen, meşhur olana göre birçok sözler var da 6666 ayet deniyor. O kadar derecesi vardır. Şimdi gidecekler, cenneti kazandın. Oku bakalım Kur'an'dan. Elham kaç ayet? 7. İnne atayna kaç ayet? 3. Kul huvallah kaç ayet? 3. 7, 3, 3, 13. 13. derecede kalırsın. Orada senin yerin. Cennette. 13. derecede. Ama adam hafız, oku, Bismillah, elhamdülillah başlıyor. Minel cinneti ve nâs. En yüksek rütbeyi kazanır. Cennetin en yüksek makamını Kur'an'ı baştan sona takılmadan okuyan hafızlar kazanır. Kur'an'ı bildiğine göre derece, cennette derecede kazanılır diye birçok bilgiler var. Evet, işte Kur'an'ı böyle okumalı, öğrenmeli, öğretmeli ve namazda da İmam-ı Azam'ın Müzzemmil suresi 20. ayet. Biliyorsunuz namazda 12 farz vardır. Kıyam, kıraat, rükû, sücud. Ha, kıyam ayakta durmak. Kıraat Kur'an'dan okumak. Kur'an'dan okumak farzdır. Kur'an'dan bir şey okumadınız, namaz yok. Secde-i sevile de yok. Kıraat da Kur'an'ın kelimelerini telaffuz etmek, nefesle telaffuz etmektir. Böyle durur, kalbinden geçirirsen bu kıraat değildir. Buna tefekkür derler. Tefekkürle namaz sahibi olmaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken elif-i lem-i ham-i mim-i dalı çıkaracaksın. Nefesle sen kendin duyacaksın. Bu şekilde okuyacaksınız. Ha, bundan işte İmam-ı Azam Hazretleri çok şey davranmış. Vatandaştan tarafa, Müslümanlardan tarafa fakra'u mâ teyessere minhu. Namazda Kur'an'dan mümin becerebildiğini okur. Yani inna ateyna kul huvallah yeter veya bir ayet yeter diyor. Bir ayet biliyor, bir ayette namaz kılıyor. İşte ayet, becerebildiğinizi okuyun buyurmuş Allah. Bir ayetle namaz sahih olur diyor. İmam Şafii en az 3 ayet olmalıdır filan diyor. İşte farkları var, İmam-ı Azam bu. Evet, bu Kur'an okumak namazın haklarındandır. Hem de güzel okumak namazın hakkıdır. Onun için Kur'an'dan namaz sahih olacak kadar mutlaka öğreneceksiniz. Çocuğunuza öğreteceksiniz. Siz hocadan öğreneceksiniz. Çocuğunuza, hanımınıza öğreteceksiniz. Mecbursunuz aile reisi olarak. Mümin olarak da diğer müminlere bildiğinizi öğretmek zorundasınız. Size farz-ı kifaya, bize farz-ı ayın bunu öğretmek. Size de karınıza, çocuğunuza öğretmek farz-ı ayın. Öğreteceksiniz. Yanlış okursanız namaz davacı olacak. Benim kıraat, benim şeylerimden birisiydi. Böyle ağzına yüzüne bulaştırdı diye davacı olacak. Onun için imamlara gideceksiniz. Cami, mahallenizdeki zaten Diyanet'in emri var. Onlar da hayır demiyor. Kurslar açıyorlar. Yaz kursları, Kur'an kursları var. Oralara gideceksiniz. Ağzınızı namazda sahih olacak kadar sureler düzelteceksiniz. Buna mecbursunuz. Bunu arz ediyorum. Evet. Bir ayet okursan böyle düzgün geçerli. Ama onu da yapamazsan namaz da yok. Evet, bu Kur'an konusunda Efendimiz'in sözü bu. Öğreniniz, öğretiniz, kolayınıza gelende okuyunuz. Okuyunuz. Evet, Kur'an okumak namazın rüknü dedik. Ama zâid rükündür. Evet, neden? İmam okuyor, biz okumuyoruz.
Yani bir okumak namazda farz. İmamın okuyuşu bizim okuyuşumuz oluyor. Biz okumaktan işte Zahid Türk'ün dediği bu. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. İşte vardır, birdir, benzeri yoktur. Her şeye kadirdir. Her şeyi bilir falan sıfatlarıyla Muhammed Resulullah'tır. Buna inanmak müminlik için olmazsa olmaz. Buna inanmadın mı bu şekilde mümin olamaz. Yani Allah birdir, Muhammed Resulullah demedi, mümin olamaz. Muhammed Resulullah dedi, Allah birdir demedi, mümin olamaz. İkisi de olacak. Allah kendinden başka ilah olmayan, benzeri olmayan, her şeye kadir olan, bizliğimiz, sıfatları bilir. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. İnanmak imanın olmazsa olmaz şartıdır. Ama bunu söylemek zahit rükündür. Ben bunu söylemezsen senin kalbinden inanıyor mu inanmıyor mu nereden bileyim? Hine hacette, ihtiyaç durumunda Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Mecbursun. Müslüman muamelesi yapacağız çünkü. Kız vereceğiz, kız alacağız, selam vereceğiz, Müslüman mezarlığına gömeceğiz. Yani bunu öğrenmemiz için sırları Allah bilir. Bu kelimeyi hine hacette ihtiyacı söylemek mecburidir. Aksi halde mecbur olmaz. Allah biliyor senin inandığını. Ha, hine hacette dediğimiz bu. Mesela neye benzer bu? Şimdi bahar mevsimi. Ağaçlar yeşerdi. Kışın ağaçlarda yaprak var mıydı? Yoktu. Yaprağı olmazsa ağacı ne olur? Ağacı olmaz, kurumuş olur, ölmüş olur. Ne zaman ölmüş olur? Zamanı geldiği zaman yaprak vermezse, yeşermezse o zaman bu ağaç, ağaç değil, ölmüş, kurumuş denir. Aynen böyle. Allah'a inanan adam, peygambere inanan adam ihtiyaç durumunda mümin olduğunu söylemek zorundadır. Böyle bir ihtiyaç yoksa Allah kalbinden inanır, mümindir. Ama biz ona yıkayacağız mı, Müslümanımızdan gömülür mü bilmemiz lazım. Biz kalpleri bilemeyiz. Onun için zahit hüküm diyoruz. Bu Kur'an okumak da imam okuyunca bizden düşüyor. Onun için her halükarda, İmam-ı Azam'a göre konuşuyorum tabii. İmam Şafii her namazda herkes Fatiha'yı okuyorlar. Fatiha olmaz diyorlar. Karışmıyoruz. İmam-ı Azam'a göre imam okudu mu, imamı okuması bizim okumamızdır. Zahit hükümdür. Evet efendim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı öğreniniz, öğretiniz, kolayınıza gelin namazda okuyunuz. Fevellezî nefsi Muhammedin biyedî. Evet. Yemin ederim ki diyor Resul-i Müştebâ sallallahu aleyhi ve sellem lehüve eşeddü tafasiyyen minel ibilil muakkale. Kur'an öğreniniz, öğretiniz, meşgul olunuz. Kur'an bağlı devenin bağından kopup ürküp kaçtığı gibi ondan daha hızlı kaybolur. Üstüne gitmezseniz okuyamazsınız. İnna atayını okuyamazsınız. Ellem'i okuyamazsınız. Kur'an okumak için de namaz kılacaksınız. Veya oğlunu, kızını, hanımını öğreteceksin. Evet, öğrenin, öğretin. Yoksa Kur'an kaybolur. Hafız kim? Ben hafızım diyor. Oku bakalım diyoruz. Okuyamıyor. Yüzünden bile neden hiç uğraşmamış. Hafız değil o. Vız vız. Bitmiş her şey. Bu veballi bir şey. Sen de öğrendiğin sureleri unutmayacaksın. Unutmak için namazda okuyacaksın. Oğluna, kızına, hanımına öğreteceksin. Unutmamak için Efendimiz onu söylüyor. Yoksa çabuk kaybolur. Her şey böyle değil mi canım? Üstüne gitmezseniz yok olur gider. Kur'an çok hızlı kaybolur. Çok nazlıdır çünkü. Evet. Teallemünne men kara hamsine aye. Kur'an'ı öğrenin. Fi leyletin. Bir gecede 50 ayet okuyan bir mümin lem yükteb minel gafilin. Gaflette olanlardan yazılmaz. Evet, bir gecede 50 ayet okuyan gafletten olanlardan yazılmaz. Ve men kara'a bime aye fi
Leyletin kütübe minel kanitin, bir gecede 100 ayet okuyan kanitin abidlerden, Allah'tan haşyet duyanlardan yazılır. Ve men kara bimetey aye fi leyletin, bir gecede 200 ayet okursa bir mümin, lem yuhaddehu el Kur'anu, Kur'an onunla davacı olmaz. Benim dostum, arkadaşım der, her yerde seni kollar. Evet, buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve men kara bi 500 aye fi leyletin, evet, kim 500 ayet okursa, ila elfi aye, 1000 ayete kadar, osbaha ve lehu kıntarun minel cennet, muazzam tonlar dolusu sevap kazanmış olur. Böyle Kur'an okumak böyledir. Her gün, her gece Kur'an okumadan yatma ve elinden gelirse en az 50 ayetten başla, 50, 100, 200, 300, 400, 500, evet, okursan 1000'e kadar kantarlar dolusu sevap alırsın, hadsiz sevap alırsın anlamına. Evet, hadsiz sevap alırsınız buyuruyor güzel Peygamberimiz. Kur'an'dan uzak kalmamak lazım, unutulabilir, çabuk kaçar, kaybolur. Onun için her gün belli bir saatte Kur'an'a bakmak lazım. Çocuklarla oturmak lazım. Yarım sayfa, zamanın yok. Yarım sayfa, bir sayfa mutlaka meşgul olmak, evil nurlandırmak lazım. Bu hadisi de Hazreti Enes'ten radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlara razı olsun. Onlardan razı olsun. Teallebul yakin. Yakin öğreniniz. Yakin, şeksiz ilim demektir. Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Nasıl? Şüphesiz. Ne diyoruz biz? Eskiden ezan Türkçe okunurdu ya. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammedun Resulullah diyorduk ya. Şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz İnanıyorum. Şahitlik gözle görene denir. Gözümle görmediğim halde Allah'ı, cenneti, cehennemi gözümle, ahireti görmediğim halde görmüş gibi kesin inanıyorum. Yakın buna denir. Yakın buna denir. İman böyle olmalıdır. İman şüphe götürmez. 1000 madde iman, inanılacak şey olsa, işte cennete inanmak, cehenneme inanmak, kabir azabına inanmak, mahşere inanmak, hani mesela böyle saysak, 1000 inanılacak şey olsa, 999'unu kabul ediyorum da şu bir tanesini aklım vermiyor dese kafir olur. İman bölümüne kabul etmez. Hepsine hiç şüphesiz inanmak gerekir. Uygulama ayrı iş. Uygulamazsa inanır, uygulamazsan hesaba çeker. Niye yapmadın? Af gelmezse hapse gidersin. Dünyada öyle değil mi canım? Ahirette de hapis yeri, cehennem. Ama inanmadığın zaman bir tanesine hepsi gider. İman gider, amellerin hepsi gider. Her şeye, inanılması gereken her şeye şüphesiz inanmak mümin olmak için şarttır. Evet, siz işte bu şeksiz bilgiyi edinin. Allah nasıl? Baba, oğul, ruhul kudüs. Yo yo kardeşim. Lem yelit ve lem yulet. Allah doğmadı, doğrulmadı. Evet, çocuk değil, babası yok, anası yok. Kul vallahi her gün okuyoruz. Yo yo kardeşim. Ölçülür mü ya? Hristiyanlar öyle söylüyor. Baba, oğul, ruhul kudüs. Kavga ederiz diyoruz. Biz, ben söyledim yani öğretmene. Kavga ederler dedim. O 3-1 demektir dedi. 3-1'e eşit olur mu lan? 3 eşittir 1 olur mu? Her şeyi soruyorsun ya dedi. Cevap veremedik. Kaçtı. Allah 1'dir. Yani 2'nin yarısı 1 anlamına değil. Hiçbir şey ona benzemez. O sadette 1'dir. Evveli yoktur, sonu yoktur. Her şeye kadirdir. O sadette 1'dir.
Evet, böyle inanacağız. Böyle inanacağız. Yakin, kesin bilgi sahibi olacağız. Evet, kema taallamunel Kur'ana hatta ta'rifuhu. Evet, Kur'an-ı Kerim'i birer birer öğrendiğiniz gibi, birdenbire olmuyor ki bu iş. Hafız bile bir sayfadan başlıyor, iki sayfa, üç sayfa derken Kur'an tamam. Aynı ilim tahsilde böyledir. Kur'an hakkında bilgiler biz birer 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 öğreniriz. Görülmesi gereken bütün bilgileri elde ederiz. Sonuçta aynen Kur'an'da ayet ayet öğrendiğimiz gibi. Kema taallamunel Kur'ana. Kur'an'ı ayet ayet öğrendiğimiz gibi. Hatta ta'rifuhu. Evet, kesin olarak inanırsınız ahiretle ilgili, cennetle, cehennemle, mahşerle, kabir azabıyla ilgili, dünyadaki işlerle ilgili ayetler geliyor sırayla hepsi. Onlar bile bile hepsini öğreniniz. Bunu bilirsiniz, kesin bilgiye ulaşırsınız. Fe inni etallemuhum. Ben de böyle kesin Kur'an'ı öğreniyorum, öğrendim. Cebrail Aleyhisselam'dan getirdiği ayet ayet, sure sure, bunları hep getirdikçe öğrendim. Ben böyle öğrendiğim gibi siz de böyle öğreniniz. Kesin bilgiye ulaşırsınız. Evet. Şimdi ilmel yakın, kesin, şüphesiz ilim demek. İki kere iki dört eder kesin, değil mi? Üç etmez arkadaş, beş etmez. Aynel yakın ne demek? Gördüm ya, görmek aynel yakındır. Evet, hakkal yakın ne demek? Şimdi biz cenneti görmedik, cehennemi görmedik, Allah göstermesin. Yani cennetten göreceğiz gidersek inşallah da Allah içine sokmasın. Müminden hiçbirini sokmasın. Hepimiz kardeşiz çünkü. Kardeş kardeşi ateşe atar mı ya? Evet, biz öyle düşüneceğiz. Bütün müminler cennete gitsin isteyeceğiz. Gördün mü? Görmedim. Kesin biliyorum. Kur'an kesin. Yakin bilgi. Hiç şüphemiz yok. Ama oraya gittin mi, cennete girdin mi, aynel yakin. Hakkal yakın oluyor işte. Bizler içine giriyorsun. Bilgin, görgün, görmen birleşiyor. Hakkal yakın bu. Hakkal yakın peygamberlerde var. Evet. Peygamberlerde var. Aynel yakın Evliyaullah'ta var. Onlar görüyorlar. Senin göremediğin görüyorlar. Her mümin bu derecelere peygamberlik aracı yükselebilir. Ama kesin bilgiyi sahibi olmak din konusunda, inanılacak konularda şüphe götürmez. Kesin bilgi öğreniniz diyor. Bu sahip olunuz diyor. Sevr bin Yezid'den radıyallahu anh'tan naklen şey edilmiş, nakledilmiş. Allah onların razı olsun. Teallem minel ilmi mâ şi'tüm. Evet, Kur'an öğreniniz. Fıkıh öğreniniz. Haram, helal bilgisi. Evet. Doktorluğu öğreniniz. Mühendisliği öğreniniz. Kur'an'ı öğreniniz. Meşiptüm. Dilediğinizi öğreniniz. Kur'an ilimlerinden dilediğinizi öğreniniz. Din hükümlerinden dilediğinizi öğreniniz. Ama faballahi, vallahi yemin ederim ki la tu'ceru bi cem'il ilmi hatta ta'melu. Bilginizle amel etmedikçe hava alırsınız. Sevap alamazsınız. Sorumluluğunuz artar. Hocalar yanlış yapsa Allah affetmiyor. Hem biliyor hem yanlış yapıyor. Vatandaş yanlış yapsa bilmediği için daha kolay hesap verebilir. Ama hocalar çok zor hesap verecek. Çünkü biliyor işin aslını, yine de yapmıyorsa kolay kolay affa uğramayacaklar. Zor, besselam. Tabii bu zorluğa karşılık o hocadan kaç kişi okumuşsa o kadar da kazanıyor tabii, ayrı işte. Ama bu bilgilerimizle amel etmedik mi sevap alamayız.
Ya eyyühellezine amenü lime tekulûne mâ lâ tef'alûn. Ey müminler, yapmadığınız, yapmayacağınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Önce bana söylüyor Allah. Hoca, sen böyle vaaz ediyorsun, ayet hadis okuyorsun, kendin yapıyorsun bunu. Bunun hesabını vereceğim ben. Bir ben değil, hocaların hepsi verecek. Evet. Ve bu yalnız bana değil. Sen de evlendiğin zaman hanımın hocasısın. Oğlun, kızın hocasısın. Mecbursun onları öğretmeye. Sen de onların hocasısın. Kendin öğretemiyorsan hocaya göndereceksin. Öğretmek zorundasın. Namazlık, abdestlik, haram, helal bilgilerini. Onların hocasısın. Öğretiyorsun ama kendini yan çiziyorsun. Aynı soruya sen de muhatapsın. Hocalara sorduğu gibi, gel bakalım sen hanıma şöyle dedin, oğluma sigara içme oğlum ha, çekiyorsun. Sen ne içiyorsun? Ayet böyle. Böyle yapma diyorsun, kendin yapıyorsun. كَبُرَ مَقْتَنْ عِنَّ اللّٰهِ اَنْ تَكُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Yapmadığını söylemek Allah katında çok çirkin, hayasız bir iştir. Hesabı verilecek. Evet. Zerre kadar hayır işlesen göreceksin. Zerre kadar şer işlesen göreceksin. Değil mi, öyle değil mi? Hepimiz böyleyiz. Hepimiz böyleyiz. Evet. Öyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'ı öğreniniz, öğretiniz, namaz kılacaksınız falan filan söyledikten sonra hadisler okuduk. Amel etmezsiniz, hava alırsınız. لَا تُعْجَرُوا اَجِرْ sevap alamazsınız. Bir sürü ilimleri doldurmuşsun, tatbikat yok. Sevap alamazsanız, amel etmedikçe böyledir. Böyledir iş. Evet, alim olmak son derece şerefli bir şeydir. Gelecek şimdi, hadisler gelmesi lazım. Evet, alimleri Allah şöyle diyecek. Çok güzel alim. İlmiyle amel ama insan değil mi? İnsanın hatası insan olur mu? Hatası bir sürü ortada var. Ben size ilmimi cehennemde yapmak için vermedim. Hadi şuradan geçin der diye hadis-i şerif var. İlim sahibi olmanın böyle müjdeleri var. Evet, böyle müjdeleri var. Onun için Efendimizin bu buyruğunu tutmalı. Kur'an'ı öğrenmeli, öğretmeli, hükmüyle amel etmeli, bildiklerimizle amel etmeli. Evet, evet, Ali bin Ahmet bin Ahram el-Medeni ondan nakledi. Hazreti Enes'ten nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Teallemu min ensabikum. Neseplerinizi öğreniniz. Ma tasiluna bihi erhamekum. Deden mi, amcan mı, dayın mı, halan mı, teyzen mi, kim, kardeşin mi, torunun mu, bu nesebi öğreniniz. Neden? Sırayı rahim yapmak farz çünkü. Mecbursun senin akrabanı ziyaret etmeye. Yalnız ziyaret etmek değil, batmış, yiyecekmeye muhtaç, çıkarıp yardım etmeye. Esas sırayı rahim bu. Baban yazık açlıktan kıvranıyor, sen burada sabaha söylemezsin. Oğlun açlıktan kıvran, sen burada sabaha söylemezsin. Deden açlıktan sürünürken sen sabaha söylemezsin. Akrabalık bağlarını gözeteceksin, yardım edeceksin. Elinden tutacaksın. Akrabalar birbirinin elinden tutacak. Önce akrabalar birbirinin tutacak. Bütün müminler de kardeştir. Ayette öyle değil mi? Ayette öyle ya. El müminüne ihva. Bütün müminler kardeştir. Evvela kan bağı olanlarını öğreneceksin. Nesebini öğreneceksin. Onlarla sıra-i rahim, ziyaret, ilişki, yardım konularında onlarla hemhal olacaksın. Ondan sonra bütün müminlerle yardımlaşacaksın. Onlarla ilgileneceksin. Bu nesep ilmini öğren. Kiminle evleneceğim, kiminle evlenmeyeceğim? Değil mi? İnsan kız kardeşi evlenir mi? Çocuğunla torunun evlenir mi? Anasıyla nenesiyle evlenir mi? Nesep ilmini, bu yasakları yapmak için
Bu yasakları haramla işlememek için öğren. Evet. Süt kardeşin, süt kardeşe evlenemez. Süt kardeş olup olmadığını bilmek zorundasın. Sen çocukken kimi emzirdin hanımefendi? Sen beyefendi kimi emmişsin? Bunun babası anası bileceksin. Yoksa iki süt kardeşin evlendirmeye kokarsın. Nikah tutar mı ya? Kardeş kardeşe nikah tutar mı ya? Bunları bileceksin. Akrabanı bu maksatla. Öldün, miras kalacak. Kime ne düşecek? Herkesin derecesi var. Birinci derecenin, ikinci derecenin. Bugün medeni kanunda da var. İslam'da da var. Miras payı alacak. Bunu bileceksin. Sen diğerlerin hakkını alamazsın. Yakınlığın derecesinde miras payı alacaksın. Bilmek zorundasın. İşte evlenme yasağı var mı yok mu? Miras payı bakımından, yardım etme bakımından neseplerinizi, akrabanızı tanıyınız, öğreniniz. Öğreniniz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü mecbursunuz onlara sıla-i rahim yapmaya. Sıla-i rahim yapmak böyle mecbur, aynı zamanda çok şey kazandırır. Sıla-i rahim yapan kıtlık çekmez, fakirlik çekmez. Zenginlik sebebidir. Sıla-i rahim yapmak ömrün uzaması sebebidir. Ya hocam ecel artmaz eklemez. Tamam. Bu Allah'ın yanındaki bilgi hiç değişmez. Senin sıla-i rahim yapmayacağını Allah biliyor. Ama peygamber de diyor ki sıla-i rahim yapanın ömrü uzar. Sıla-i rahim yapan rızkı artar diyor. Ne demek bu peki? Levh-i Mahfuz'a yazarmış Allah. Cebrail, Azrail oradan alıyorlar, bize getiriyorlar. Allah'ın yanındaki ilim hiç değişmiyor. Senin sıla-i rahim yapıp yapmayacağını biliyor. Sadaka verip, sadaka da ömrü uzatır, hastalığı tedavi eder. Senin yapıp yapmayacağını o biliyor ama oraya yazıyormuş. Levh-i Mahfuz'a. Evet. Sadaka verirse şu kadar yaşayacak. Sıla-i rahim yaparsa şu kadar yaşayacak. Yapmazsa şöyle olacak diye. O senin yapıp yapmayacağını biliyor zaten de. Ama kendinden başkası bilmiyor. Böyle olabilir. Peygamber bunu söylemiştir. Ona ait olan levh-i mahfuzla ilgili söylemiştir diyorlar alimlerimiz. Onun için peygamber söylediğine göre biz akrabamızı ziyaret edeceğiz. Ona yardımda bulunacağız. Ömrü uzatır. Zenginlik sebebidir. Sadaka vereceğiz. Dertleri def eder. Belaları def eder. Ömrü uzatır diye hadislere göre hareket edeceğiz. Ha, akraba yardımı işte onun için öğreneceğiz. Öğreneceğiz ki bize mecburi bir adamın hanımına, çoluğuna, çocuğuna bakması mecburi. Hanımın, çocuğun bunu öğreneceksin. Doğum nerede yaptı, nereye gitti, çocuk kayboldu falan hikayeleri var ya, bulacaksın. Senin çocuksa o, bakmak zorundasın beyefendi. Aksi halde namazın seni kurtarmaz. Kul hakkı o. Önce kul hakkı. Namazın seni kurtarmaz. Hacca gitmen seni kurtarmaz. Bileceksin kendine düşen görevleri yapmak için. Onun için öğreniniz, nesepleri öğreniniz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Daha çok şeyler var bu nesep konusunda. Mesela Kureyş, peygamberimizin kabilesi. Kureyş işinde Haşimi kabilesi. Peygamberimiz o soydan, aileden. Bunu bileceksin. Abdullah İbni Abdülmuttalip diye bileceksin. Hanımlarının kim olduğunu bileceksin. Çünkü peygamberin hanımları müminlerin anasıdır. Evlenmeye kalkma. İnsanın anası evlenir mi? Bileceksin. Ana mı değil mi? Ha, bunları bileceksin. Nesebi bileceksin. Evet. Evet, peygamberin sülalesinden, ailesinden mümin, Müslüman, ehil kimse varsa ben de onun rakibi, aday olacağım demeyeceksin. Hak onun arkadaş. Önce o olacak. Ehil adam yoksa o zaman sana kalır iş. Ha, bunun için nesepleri bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım. Evet. Sümme
intehu sümentehu. Sonra vazgeçin. Ben sülalemde sadrazam olan, Şeyhülislam olan adam bunun için değildi. Bu kadar. Görevlerinizi yapabilmek için nesebi öğrenin. Yoksa ben sadrazam torunuyum, Şeyhülislam torunu. Yok, bunun için değil. Aşırılık yok, övülmek yok. Sen adam mısın? İbrahim Aleyhisselam Allah'ın halili, ateş bile yakmadı. Ama babası Azer, peygamber olduğu halde cehennemin en kötü adamı. Kan bağı yetmiyor arkadaş. Kan bağı yetmiyor. Nuh Aleyhisselam oğlu Kabil, cehennemlik kafir. Nuh Aleyhisselam, oğlum, boğulunca öyle demiş, oğlum, leyse min ehlik. O senin oğlun değil, bir daha böyle laf etme diye azarlamış Allah. İman yok, irtibat yok. İman var, irtibat var. O zaman yarar verir. Ha, sen işte sadrazam bilmem Şeyhülislam torun var mısın? Şeyhülislamlık bilgisi var mı sende? Namaz abdest var mı? Ne gezer? O zaman hiç övülme. Sümentehu, sonra bırak. Öyle onun için değil nesep bilgisi. Övülmek için değil, görev yapmak için. Yanlış yapmamak için. Ve teallemu minel arabiyye مَا تُعْرِبُونَ بِهِ كِتَابَ اللّٰهِ سُمَّنْتَهُ. Evet, bitirelim hadisi. Arapçayı da öğrenin. Niye? Çünkü bizim Kur'an'ımız o. Namaz nasıl kılacağız? Zekat vereceğiz mi, vermeyeceğiz mi, hac yapacağız mı? Hep bunu Kur'an'da. Onu, Kur'an'da Arapça. O Arapçayı öğreneceksin ki bilmek için ne var Kur'an'da. Hoca yanıltabilir, sen de öğreneceksin. Yanıltıyor mu, yanıltmıyor mu? Öğreneceksin o maksatla. Yanlış okursun. Yanlış olsun. Elhamdülillahi derken elhamdülillahi dersin. Olmaz. Kur'an davacı olur senden. Üstün mü, esre mi, ötre mi okuyacaksın? Niye? Bunun için, Kur'an düzgün okumak için böyle öğreneceksin. Kur'an'da ne var yok bilmek için. Ama en büyük alim benim. Yok, sümmentehu. Övülmek için değil. Ben bütün alimlerin en büyüğüyüm. Yok, yok, yok. Takım tutar gibi değil. Evet, bu Osmanlılar çok ihlaslı adamlarmış. Bunun karşılığında dünyada en uzun ömürlü devlet kurmuşlar. 633 sene. Başka o kadar uzun süren bir devlet yok. Çok ihlaslıymışlar. Şimdi ne için söylüyorum? Bununla ilgili de ondan. Şimdi biz de yıllarca hocalık yaptık. Biz işte emsile bina maksut izzi avamil ızhar kafiye. Osmanlı sistemi bu. Osmanlı sistemi. Hedefi Kur'an okutmaktır, hadis okutmaktır. Ona göre şey edilmiş. Kurallar öğretiliyor. Ama şimdi git, Iraklı çatır çatır Arapça konuşuyor. Mısırlı çatır çatır Arapça konuşuyor. Biz konuşamıyoruz. Okulen diyoruz, elma mı armut mu diyor. Kur'an okuyamıyor. Fıkıh kitabını okuyamıyor. Yani Osmanlılar çok ihlaslıymış dememin sebebi bu. Adamlar otele gittim, plaja gittim, lokantaya gittim. Bunun için Arapça. Sistem bu. Hayır. Sistem öyle diyor peygamber bak. Arapça öğren, Kur'an'ı anlamak için, hadisi anlamak için, yanlış yapmamak için öğren. Osmanlılar ondan dolayı ihlaslı. Yani gramer sistemini, Arapça öğretim sistemini Kur'an öğretmeye, hadis öğretmeye, emsile bina, hedefi odur. Ömer Nasuh Bilmen rahmetullahi aleyh hocamız, dünyacı meşhur alim. Ben Amerika'da Meşhurlar Galerisi'ne gittim, özel izin verdiler, gittim. Arşimet, bilmem ben, dünya çapında alimlerin isminde, hocanın resmi de var orada. Çünkü Sırat Fıkhı'ya kamusunu yazdı, İslam hukukunu ispat etti dünyaya, batıya. Sonra çok yazıldı da, Türk yazdı böyle. Onun için gavurlar onun da ismini asmış oraya. Böyle bir alim. Evet, ben de onun talebesiyim. İslam alimleri çok toplanmışlar Medine'de, hacca gittiğinde.
Hoca ben demişler, bize bir nasihat ediver. Mübarek iki kelimeyi bir araya getirememiş. Pratiği yok yani. Yani onun edebi hep Kur'an anlama, hadis anlama yönünde. Ama çarşıya gittim, karnımı doyurdum, o tarafa hiç uğraşmamış. Yani bunu uğraşmayınca ondan arasında pratiği yok hocanın. Evet, onların sistemi öyle. Çarşıya gittim, gezdim, tozdum falan. Osmanlıların sistemi Kur'an öğretme sistemi, hadis öğretme sistemi. Peygamber işte bu hadisten buna bağlı. Kur'an'ı Arapça öğrenin çünkü Arapça Kur'an, Kur'an anlamak için, hükmünü anlamak için. Tabii hiç Arapça konuşmayın demek değildi. Bu da ana hedefiniz bu olsun. Şimdiki sistemde de hep de lokantaya gittim, çarşıda gezdim falan filan öyle öğretiyorlar. Karşı değiliz de hadise göre esas hedef Kur'an anlamak olmalı. Hadis anlamak olmalı. Ve teallemu minen nücumi. Evet. Ha. Kur'an'ı öğrenmek için Arapça öğreniniz. Sümmentehu. Sonra en büyük alim benim demek için öğrenmek yok. Bırakınız. Orada kalsın. Ve teallemu minen nücumi. Yıldız ilmini öğreniniz. Yıldızları öğreniniz. Astronomiyi öğreniniz. Sümmentehu. Sonra bırakınız. Neden? Kıbleye dönmek farz namazda. Astronomi bilmezsek nereye döneceğiz? Nereye döneceğiz? Evet. Dünya yuvarlak. Bileceğiz. Dünyanın ortasından bir ekvator geçiyor. Müslümanlar buldular bunları. Kaç kilometre olduğunu filan. Şimdi geri kaldığımıza bakma sen. Abbasiler döneminde meridyenleri, enlemleri, boylanlarlar buldular hep. Dünyanın yıllıklığını bile buldular hepsini. Şimdi bize hava atıyorlar. Biz öğrettik onlara. Ama şimdi bunu ne öğreneceğiz? Niye? Şimdi buradan bir şeye gelmek istiyorum. Eskiden şey yoktu. Aletler yoktu. Hani milya milya ölçen, kıble ne tarafı, doğu ne tarafı, güneş tarafı falan. Neyle biliniyordu bunlar? Göz kararıyla. Şimdi öyle camiler var. Bakıyorum ben gidiyorum. Cami şöyle, halılar şöyle. Neymiş efendim? Yeni aletlere göre azıcık yanlışmış. Bunca senedir milleti yanlış namaz kıldırmış. Ne biçim hoca bunlar falan diye de konuşuyor. Dur lan konuşma be. Dur konuşma. Dünya yuvarlak. Astronomi ilmi yuvarlak. Ortasından bir şey geçiyor. Ha sen kuzey yarım küresinde misin? Güney yarım küresinde misin? Bunu bileceksin. Kuzey yarım küresindeysen mesela şuradan ekvator geçiyor. Ben bu taraftayım. Kabe orada. Ne diyor Allah? Fevelli ve şeke. Burada da vardır yukarıda. Fevelli ve şeke şatral mescidin haram. Mescid-i haram tarafına dön. Dünyayı ortadan bölersek yuvarlak ya. O ortadan geçen şeyin bir tarafı bir taraf olmuyor mu? Şatır bu demek arkadaş. Tam Kabe'nin kendisine döndü mü Allah? Deseydi yandıydık. Şimdi de sen de atıp tutma yani. Eski adamlar çok cahilmiş ya. Camiyi bile yıllık yapmışlar. Deme lan. Namaz geçerli. Hocaları atıp tutma. Güney tarafına döndün mü kıble şartı yerine geliyor. Ama Kabe'ye gittin. Şimdi onu söyleyeceğim. Burada bir ton para harcamışsın. Zamanını ayırmışsın. Zahmetli yolculuklara katlanmışsın ama fıkıh bilmiyor benim hacım. Yalnız bizimki değil canım. Dünyadan gelenler de hiçbiri bilmiyor. Ahir zaman alameti, kıyamet alameti. İlim kalkacak diyor şimdi hadis var öyle. İlim kalkmış. Hocalar bilmiyor ki cemaat bilsin. Kabe şurada. Şimdi orada etrafında her tarafında namaz kılınıyor. Evet. Bizim hacı mermerlerin sırasına göre böyle duruyor. Kabe orada. Türkiye'de olsa geçerli. Tarafına dönmek geçerli. Ama Kabe'de gözün önünde ya Kabe. Döneceksin oraya. Eğer tam Kabe'nin dört duvarına senin iki kaşın arasından gelen çizgi ilmezse, değmezse
Şöyle yanından geçersen namazın yok arkadaş. Çok hacıların namazı böyle. Kabe diyor ki böyle duruyor. Yedi mermer şeyleri var. Sıraları ona göre. Döneceksin böyle arkadaş. Kabe'nin kendini döneceksin. Başka yerde Kabe'ye döndün yeter. Astronomi bilgin olacak. Kuzey, güney, doğu, batı. Biz güneye döneceğiz. Neden? Kuzeydeyiz. Kabe'nin kuzeyindeyiz. Amerika'ya gidince doğuya döneceksin. Çünkü Amerika batısında. İran'a gidince batıya döneceksin. Çünkü o Kabe onun batısında. Astronomi bilgin olacak ki ibadet yapabilesin. Güneş de şimdi bu ikindi namazından sonrayız. Amerika'da ne zaman? Gece. Bileceksin. Bayram burada, bugün bayram. Orada dur daha bayram olmadı. Bu ihtilaflar kalksın, dini hükümler uygulansın diye astronomi ilmini öğreneceksin. Ha, bunu öğrendim. Bu yıldızların, bu burçların durumları, güneşe göre durumları, aya göre durumları insan karakterine tesir ediyor. İnsan fiziğine tesir ediyor. Oradan işte muskacılık, üfürükçülük, evet yıldızlı ameller filan çıkmış. Aha diyor ki sümmentehu. Oo, bu değil. Bu yok. Sadece kıblenizi öğrenmek için, yolunuzu şaşırmamak için ayı, güneşi, astronomiyi öğreneceksiniz ama öbür tarafından ondan sonra ileri giderek bilmem ne burcunda doğan eşkıya oluyor. O yok diyor peygamberim. O kadar değil. Dinde kulu küfürdür. Evet. Sihirbazlık yapmayacağım. Kayıptan bilirim. Senin şeyin okurum. İstikbalde sen gebereceksin, öleceksin. Onlar yok diyor. O kadar. Evet. Efendimiz olacakları hep görmüş. Şimdi ne paralar veriyorlar o büyücülere, şeycilere. Yıldıznameye bakıver de bir ne olacağım diye. Bunlar yok. Dinde bu yok. Sihir yapmak haram. Sihir yapana koca beni diyor bak. Ve sahiru kafir. Sihirbaz kafirdir. Büyü yapan kafirdir diyor. Hoca öyle söylüyor. Ben aktarıyorum. Neden? Şu gözlüğü böyle bırakırsan düşer mi? Bu Allah'ın kanunu. Yer çekimi diyorsun siz buna. Aynen Kur'an'da da var. Büyü yapıp bunu düşürmeyecek. Böyle de yapıyorlar, seni aldatıyorlar, kandırıyorlar ya. Evet, böyle dedin mi Allah'ın kanunu yok demek bu. Onun için kafir oluyor, büyü yapan adam. Onun için siz de gitmeyin öyle kimselere. Allah'a sığının, Ayet-ül Kürsi okuyun, Elham okuyun. Vallahu lezi emenen Resulü, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas surelerini okuyun. Dünyanın bütün büyücüler gelse kırınıza dokunmaz dedik, geçen hafta söyledik. Gidip de para verip de o gaybı bilirim ben falan diyen adama gidersen, men se'ele arrafen lem tukballehu salâ, evet, 40 yevmen, evet, 40 gün namazı kabul değildi. Ve doğru söyledi dediğin anda, fakat kafara bima unzile ala Muhammed. Muhammed Mustafa'ya indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olursun. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Kur'an'da ayet, la ya'lemul gaybe illallah. O da diyor ki sen yarın şöyle olacaksın, böyle olacaksın. 100 tane yalan söylüyor. 99'u tutmuyor. Bir tane doğru söyledi diyorsun. İmanını satıyorsun arkadaş. Bu ayetler arkilinden dolayı sihirbaz kafirdir diyor bu hoca. Öyle söylüyor. Allah'ın kanunlarını reddetmiş oluyor. Vel kafiru finnar, kafir de cehennemin dibindedir. Evet, bu izin yol şaşırmamak için, kaybolmamak için, yönümüzü tayin etmek için, kıblemizi tayin etmek için bunu öğreneceğiz. Ama Mimar Sinan olsaydık
O zaman bunlara gerek yoktu. Evet. Bu camiyi yapınca Mimar Sinan Selimiye'de de öyle şeylerinde yazıyor. Bu mihrabı oturturken parmakların ucuna kalkıyormuş Mimar Sinan. Usta demişler, hayrola, bacağın mı ağrıyor? Hani normal ayaklarını koymuyor, parmağın üstüne kalkıyor, böyle böyle bakıyormuş. Kâbe'ye bakıyorum da demiş, yani mihrabı ayarlayamaya çalışıyor. O evliya adammış, Kâbe'yi buradan görüyor, kaç bin kilometre uzakta. Ona gerekiyor Kâbe, mihrabı, ama herkes Mimar Sinan olamaz. O zaman Kâbe tarafına döndün mü namaz geçerli. Bazı camilerde bakıyorum halıyı yıktırmışlar, o güzel halıları atmışlar. Gerek yok güzel kardeşim, Kâbe tarafına döndün mü namaz geçerli. Evde de her gün ölçüyor musun ne tarafa durdun mu? Şöyle duracaksın, şöyle dursun, geçerli ya. Ama paralel durursan geçersiz olur. Yani dünyanın yarısından geçen, seninle Kâbe arasından geçen, sen buradasın, Kâbe burada, birleştireceksin. Ona 90 derece, ortasından 90 derecelik bir hat çekeceksin. Sen bu hattı ileride kes, doğru kes, şurada kes, problem yok. Sağda kes, solda kes. Fakat kesmiyor, hep paralel duruyor. Aa, böyle namaz olmaz. Ha, bunun için astronomi bileceksin. Bundan ötesi diyor, bırak diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Veltemesü vara. Evet, bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet, bu şeyciler, o büyücülere her şeyi bilirim iddiası olan arraf denir Arapçada ona. İmanınızla oynarsınız. O 100 yalan söylüyor. 99 yalan söylüyor. Onu hiç duymuyorsun. Bir tanesi hayatta olacak şeyler sayıyor. Şeytan gibi bir adam. Senin bakıyor. Mesleğin şunu bunu durumu öğreniyor zekanla. Ona göre yapacağın şeyleri sayıyorsa sen inanmaya gitmişsin. 99 yalan söylüyor. Bir tut. Doğru söyle dedin. Doğru söyle dediğin anda Kur'an'ı inkar etmiş olursun. Sakın gitmeyin. Sakın öyle şeyler yapmayın. İmanınızla oynarsınız. Efendimiz'e bırakın diyor zaten. Bırakın diyor. Cenab-ı Hak cümlemizi kamil iman sahibi, güzel Peygamberimizin bu nurlu sözlerde kulak verip ona göre hayatını düzenleyenlerden eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tüb ileyh. Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Adem müstakim sıradan senen Allah'ın emanetidir. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke şerif me'al Besmele-i Şerife. On üçer ihlas-ı şerif me'al besmele-i şerif. Kul vallahu Allah. Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillah.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçer salavat-ı şerife Allah'ımıza. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekulune rabbena innena amennâ faghfir lana zunubena ve qina azabennâr. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celileyi, ayatı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhi pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, ehl-i beyt, el ashab ve etbaları rıdvanullahi aleyhim ecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine, bil cümle ahirete ithal eden mü'min mü'minat rahmetullahi aleyhim ecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin ervahına, burada bulunan bizlerin, arzı göçmüşlerimizin, bu cami-i şerifi yapanların günümüze kadar bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzin, kayyumin, cemaat-i müslimin, bu aziz vatanı bize hediye için canlarını bezleden, sıkıntılara giden şühada ve kuzat, hayır eserler sahipleri, tüm geçmişlerimizin ervahını bağışladık ve asıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini de yüksek eyle. Taksiratlarını ve takdiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasena tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü iktisadi, içtimai, siyasi, iktisadi her türlü belalardan belalardan, musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle. Ümmet-i Muhammed'i ıslah eyle. Hastalarımızı şifalarla lütfeyle. Darda kalanlarımıza imdad eyle. Borçlularımızı adalar nasip eyle. Ya İlahi'l Alemin. Ümmet-i Muhammed'i kafirlere karşı aziz, mansur, muzaffer eyle. Bizleri de tevfik-i samadaniye mazhar eyle. İmandan, İslam'dan, istikametten ayrılmadan hayatını tertemiz, dürüst Müslüman olarak tamamlamayı beceren salih kullarından olmayı bize nasip eyle. Akıbetimizde hayır eyle. Subhane Rabbine Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.